Öncelikle insanın nasıl bir bedeni, bir ruhu varsa, bir kurum olarak dinin de zahiri tarafı, batıni tarafı var, ruhu var. Tasavvuf dediğimiz şey dinin batıni tarafıdır, ruh tarafıdır ve günümüzde de insanlığın asıl muhtaç olduğu şey budur. Dolayısıyla İslam'ın başından günümüze kadar daima dinin zahirini temsil eden ulema yanında bu ruhi zenginlik tarafını temsil eden arifler, salihler zümresi de daima olmuştur. Bu kutsal halkanın günümüzdeki büyük temsilcilerinden birisi de Sonuncu Baba neslinden gelen Hulusi Efendi Hazretleri'dir. Bir dörtlük var sanıyorum Hacı Bayram Veli'nin. Nagihan bir şare vardım. Ol şarı yapılır gördüm. Şar eski Türkçe'de şehir demek. Ben bile dahi yapıldım ta şu toprak aresinde. Yani bir şehre vardım. Şehre yapıldığını gördüm. Bir yandan şehir taşı toprağıyla binasıyla yapılırken bir de insan inşa ediliyordu. Ben de o taş toprak arasında, bilmem mermer, çimento arasında ben de o binalarla beraber ben de inşa edildim, yapıldım diyor. Fikirler nasıl bir şehre dönüşür, binaya dönüşür, hayat tarzına dönüşür? Bunun güzel bir örneği bence Darende'dir. Burada gerçekten çok ibret alınacak bence şehir tarihçilerinin, mimarların örnek alacağı, kendi mesleki nazarlarıyla baktıkları takdirde görecekleri çok şey var. Mesela estetik duygu son derece yüksek. Zerafet, mana ve zerafet burada ne kadar güzel bir şekilde yan yana gelmiş, buluşmuş. Tohma çayı asırlardır akıyor ve akacak. Çünkü güçlü bir kaynaktan besleniyor. Kurumlarımızın da daima böyle güçlü bir kökten beslenmesi durumunda sağlıklı olduklarını görüyoruz. Günümüzde Hulusi Efendi ve halihazırdaki Efendi Hazretleri işte böyle bir kökten beslendikleri için sağlıklı, güçlü ve diriler. İnşallah bu tohuma çayı aktığı gibi manevi ırmakta geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe akmasını sürdürsün. İnsanlığa rahmet olma fonksiyonunu sürdürsün. Çünkü insanın gerçekten günümüzde bu mesaja çok ihtiyacı var. Burada yapılan şeyler sadece Darende ile, sadece Türkiye ile sınırlı değildir. İnsanlık bilimde, teknolojide başını alıp gidiyor fakat diğer taraftan da büyük bir manevi yıkım ve çöküntü halini yaşıyor. O yüzden büyük bir mutsuzluk, ümitsizlik geleceğe bakarken karamsar bakış söz konusudur. İşte insanı ayakta tutan bu manevi dinamiklerin böyle manevi ne diyelim merkezlerden insanlığın hizmetine sunulması çok elzem bir şeydir. Dediğim gibi dileriz ki bu manevi dinamiklerimiz Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ebediyete kadar devam etsin, gitsin diye temenni ediyorum.